Merhaba arkadaşlar, Ghost Rider adlı bir arkadaşımız MT25 için bir kombin istedi. Bir de Facebook'ta bir arkadaşımız MT07 için kombin bekliyordu. İkinize için de ürün örnekleri çıkarttım. Bunların şimdi detaylarını paylaşacağım. İlk önce GT-R'dan başlayayım. Bu sıralama içinde en güvendiğim kaslardan bir tanesi. Tabii fiyatı da ona göre bir pahalı. Neden bunu öneriyorum? Çünkü trikompozit bir yapıya sahip. Trikompozit yapı hem kazalarda çok daha dayanıklı, sizi çok daha fazla muhafaza edebilecek şekilde yapılmış. Aynı zamanda naked sürüşlere gerçekten çok uygun bir model. Ve kazadan sonra çıkartabilmeniz için de şu kısımlarında kırmızı dışarıya çekme halkaları var. Bu pedlerin dışarı rahatlıkla çıkmasını sağlıyor. Tabii ki mikrometrik bir bağlantıya sahip, havalandırma yerleri zaten görülüyor. Ön tarafta, üst tarafta ve arka spoiler'ın hemen üstünde var. Bu hafif bir kask, 1415 gramlık bir kask. Aynı zamanda bir güneş vizörüne sahip. Güneş vizörünü de şuradan yan taraftan açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ön tarafında da bir tane ufak kilit mekanizması var. Onu kilitlediğinizde tık diye bir tane ses duyuluyor. Ve hani daha güvenli sürüş yapabiliyorsunuz o şekilde. Çünkü hani açılmasını engelliyor. Buradan bastırdığınız zaman tık diye bir ses geliyor. Neden bunu öneriyorum? Hem havalandırması iyi, hem pin loku var, hem işte onlar da içinde geliyor. Havalandırması naked motorlara göre yapılmış ve tabii ki hani dış kabuğu dediğim gibi trikompozit olarak yapılmış. Ardından tanıtabileceğim ikinci bir kask, bundan atlayayım çünkü biraz daha spor modellere yönelik LS2 FF396 CR1 diye geçiyor. Belin Qualifier modeli, bu desenler yeni geldiği için de kırmızısı olduğu için ben bunları tercih ediyorum. Tabii ki yani asılı polikarbon bir yapıya sahip, naked ve spor sürüşleri de uygun şekilde kullanılabiliyor. Bunun da özellikleri mikrometrik bağlantısı olması, bunun double D bir bağlantısı var. Bunların mikrometrik bağlantısı var. Boyun pedleri gerçekten iyi oturuyor. Yalnız bir arkadaşımız şöyle bir şey demişti. Bunun iç pedleri çok iyi değil demişti. Tabii ki o onun kendi görüşü. Ben size söylüyorum, onun dediğini iletiyorum. Şu GT-R'ı öneriyorum. Arkasından LS2 FF396 CR1'i öneriyorum. O da karbon ve fiberglass alaşımlardan yapılmış bir yapıya sahip olduğu için, yine mikrometrik bir bağlantısı olduğu için, double D bir bağlantısı olduğu için LS2 FF396'nın Tron modeliyle karıştırdım. Kusura bakmayın, onda mikrometrik bağlantısı vardı. CR1'de double D bir bağlantısı var. Bunun da gerçekten boyun petleri iyi oturuyor ve çıkartıp yıkanabiliyor. Gerçekten hafif bir kask, 1350 gramlık. Yani bu kasklar içinde en hafif kasklardan bir tanesi. Bunun da double D bağlantısı var demiştim. İç petleri rahattır ve kullanımda gerçekten iyidir. İşte bir burun pedi yok, bir çene pedi yok. Bunda burun pedi, çene pedi var. Bunları da hani görebilirsiniz şurada. Yani tabii ki hani bu skalada en yüksek fiyata sahip olup da hani trikompozit bir yapıya sahip olan GT-R'ın yanında bu kasları biraz hani iki numaraya itiyor. Bir numara olarak bunu gösteriyorum. İki numara olarak CR1, üç numara olarak Belt Qualifier, dört numara olarak da Next SX100'ü öneriyorum. Bunların arasında bunu daha önceden çok yere tanıttığım için tekrar tanıtmıyorum. Bunu diğer tanıtımların içinde bulabilirsiniz. Next SX100 kask tanıtımı derseniz, bizim kanalımızda aratırsanız bulacaksınız. Bir de mont önerim olacak. O da hani dik oturuş pozisyonuna uygun. İsterseniz siz onların uzunluğunu alabilirsiniz, isterseniz kısasını alabilirsiniz. Karar tamamen sizin. Ben şimdi mont örneklerine geçeceğim. Rika'nın Stormwind modeli. Stormwind nasıl bir model? Şöyle göstereyim. İlk önce bu hani yastık ve bağlık olarak yapılmış, geçirgen bir kumaşı var ama tabii ki tamamen hani içindeki astarı çıkartmanıza bağlı. İçindeki astarı çıkarttığınızda size daha fazla, daha ferah bir sürüş sunabiliyor. Tabii ki hani kollarında, hani dirseklerinde ve omuzlarında iyi korumalara sahip. Aynı zamanda sırtında bir tane korumayla gelen nadir montlardan bir tanesi, biliyorsunuz Revit montlar sırtında bir korumayla beraber gelmiyor. Bunun da hani tüm montlarda olduğu gibi cep yerleri var ve bilekleri şöyle cırt cırt da kapanıyor ve aynı zamanda
fermuarlı şekilde yapılmış. Revit'in Shield'in turuncu modeli. Bunun tam kırmızısını bulamadım. O yüzden turuncu modelini çıkarttım. Revit Shield'de biliyorsunuz bunu hani yazlık baharlı ve sonbaharlı rahatlıkla giyersiniz. Eksi derecelerde siz üşütürse bir rüzgarlık daha içine giyebilirsiniz. Bunun da tabii çift taraflı açılabilir şekilde yapılmış. Fermuarı var. Bilekleri cırcır şekilde yapılmış. İç astarı var. Aynı zamanda hani dirsek ve omuz korumaları var. Arkasında bir korumayla gelmiyor ama arkasında da bunun havalandırmaları var. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. MT-07 veya MT-25 için. Bir mont örneği daha paylaşacağım arkadaşlar. Bu da Rika'nın Boomerang modeli. Rika'nın Boomerang modelini daha önceden zaten tanıtmıştım ben. Bu da kırmızı çizgilere sahip olduğu için, kırmızı alanları olduğu için bunu da öneriyorum. Tabii ki hani bunun da kol içi ayarlamaları var. İşte iç astarı var. İç astarını çıkarttığınız zaman daha rahat sürüş yaparsınız. İşte kol, dirsek ve işte arka sırt koruması var en azından. Ve hani boyun çok düşük değildir. İstiyorsanız kışın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazın tabii ki hani kumaşında hani fazla delikli bir yapı olmadığı için biraz üşütecektir sizi. Onu da ekleyeyim. Eldiven önerisi ise Stunt Replica Fiberglass'un bir eldiveni. Bu eldiveni de daha önceden tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Kırmızılı olmasının nedeniyle yani bir arkadaş kırmızılı istediği için hani bunu da detaylarını paylaşıyorum. Kırmızı çizgileri olduğu için paylaşıyorum. Bu yazlık bir eldiven. Bütün eklem yerlerinin hemen altında hem korumaları var hem de havalandırmaları var. Aynı zamanda hani tamamen delikli bir yapı olduğu için yaz sürüşlerinde gerçekten iyi şekilde sizi koruyacaktır. Aynı zamanda bilek yerlerinde sert bir koruma olduğu için tavsiye ederim. Bütün parmak yerlerinde, eklem yerlerinde hem korumaları var hem de delikleri var. Yaz için bence iyi bir eldiven, iyi bir seçim olacaktır. Ben deri bir eldiven istiyorum derseniz Vectron'un Boston eldivenini alabilirsiniz. Bu da 300 lirayı biraz geçkindi galiba. Tam fiyatlarını zaten açıklama kısmına yazacağım. Bunu da neden öneriyorum? Çünkü bunu elinize giydiğinizde elime giyerek göstereyim bunu. Şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Yumruk korumaları var ve şurasında bir bölüm var. Bu bölümde yani o korumaların sizi sıkmaması veya işte elinizi germemesi için yapılmış. Tüm yerlerinde delikleri olduğu için tamamen yazlık olarak üretilmiş bir eldiven. Bileğinde cırcırt var. Deri ve kumaş olarak farklı bölümleri var. Körük mekanizması var. Gaz hassasiyetini sağlıyor. O gaz hassasiyeti biliyorsunuz çok önemli. Fren hassasiyetini de sağladığı için bunu alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunun dışında bir tane daha mont tanıtacağım. Bu ise Speedy'nin bir montu. Tabii ki yani şu tarz çizgilere sahip. Bu mont nasıl bir mont? Şunun detaylarını görmek için şunları biraz kenara iteyim. Şunları biraz şöyle alayım. Eldivenleri şuraya koyalım. Bu da şöyle bir mont. Tamamen yazlık bağlık olarak üretilmiş. Kollarımızda çıt çıtları var. Yine tabii ki dirsek ve omuz korumaları var. Sırtında bir korumayla gelmiyor bu da ama tüm delikli yapısı sizi yaz boyunca rahat ettirecektir. Şu kısımlarında cepleri var. İç tarafında bir astar yok. O yüzden de hani baharın soğuk günlerinde kullanmanız gerekirse içine bir rüzgarlık giyebilirsiniz. İşte sonbaharda da giymek için. Ama kış kullanımına uygun değildir. Sizi böbreklerinizi üşütecektir. İç tarafı tamamen file dokudan oluşmuştur. Delikli bir yapısı vardır. Ön tarafı fermuarlıdır ve cırt cırtlıdır. Boyun da çok düşük değildir. Ortalamanın biraz üstündedir. Burada da hani şöyle cırt cırtlı bir yapısı var. Cırt cırtı kapatarak tamamen güvenli bir şekilde sürebilirsiniz. İç tarafında herhangi bir cebi yok. Bu da örneklerden bir tanesi. Bunu alabilirsiniz. Ben bildiğiniz gibi Tech90 pantolon öneriyorum ve uygun fiyatlı olan Rockwell botlarını öneriyorum. Onları da hani hemen şuraya koyacağım görebilin diye. Daha önceki videolarda bunları paylaşmıştım ben. Biraz daha bütçeniz iyiyse TCX bot alabilirsiniz, Lightroom bot alabilirsiniz. Onları da açıklama kısmına yazacağım, detaylarını paylaşacağım. Hepinize iyi sürüşler.